Birol Güneş'in röportajıydı. Birol'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi ise hemen bakalım efendim Bağcılar Belediyesi'nin haberine. İstanbul'da liseli gençler Osmanlıca yarışıyor sözlerine yer verildi. 96 liseden katılan 500 tane öğrenci vardı efendim. Hep beraber burada yer aldık Cuma günü. Şimdi ise o görüntüleri izleyeceğiz efendim. Osmanlıca yarışan çocuklar ve Osmanlıca'da yarışan çocukların ödülleri ne oldu? Ve kimler vardı o etkinlikte? Hep beraber o görüntüleri izliyoruz. Tarihi bilgilere, derinliklere ne kadar sahip olduğunu bir kez daha görmüştük. Osmanlı belgeleriyle Arnavutluk kitabını ve Bosna kitabını hazırladığımızda, lansman için Arnavutluğa gittiğimizde Arnavutlukla ilgili Osmanlı belgelerini Arnavutça'ya çevirmiştik. Orada bir sergi açtığımızda gerçekten Arnavut tarihçilerin söylediği bir söz vardı. Tüm hafızalarımız sıfırlandı diye. Çünkü gerçek bilgilerin öyle de güzel bir hazineye sahip ki Osmanlı arşivlerinde tutulmayan hiçbir şey yok. Sayın Bakanım, orada camide toplanan paralardan tutun da İstanbul'daki Arnavut kaldırımlarının tamir edilmesi için Arnavutluk'tan görevlendirilen ustanın belgesine kadar arşivlerde hepsinin mümkün olduğunu gördük. İşte bugün Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nün, İçişleri Bakanlığımızın çıkarmış olduğu bir soy ağacı meselesinde bile ne kadar heyecanlandığımızı hep birlikte gördük. İnşallah bu projeyle birlikte geçmişimize bir köprü kuracak ve işi aslından öğrenmiş olacağız. Sayın Başkanım, konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Nurettin Aras Beyefendi'yi mikrofona davet ediyoruz. Buyurun. Sayın Bakanım, Sayın Belediye Başkanım, Bağcılar ilçemizin değerli İlçe Milli Eğitim Müdürü, Hayrat Vakfımızın değerli yöneticileri ve gönüllüleri, Uluslararası Eğitimciler Derneği'nin temsilcileri, sevgili gençler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, programımıza teşrif ettiğiniz için öncelikle sizlere İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü adına şükranlarımızı sunuyoruz. Hayrat Vakfı ile başladığımız Uluslararası Eğitimciler Derneği'nin iştiraki ve Bağcılar Belediye'mizin anlamlı katkıları ve desteğiyle başlattığımız proje şu anda İstanbul genelinde 50 bin öğrenciye ulaştı ve yaklaşık 5 bin civarında kursiyer edindi. Bu bizler için heyecan verici. Daha başlangıçta böyle bir rakama ulaşmış olması projenin bizleri son derece heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Umuyoruz ve diliyoruz ki daha fazla kat liseli öğrencilerimize ve gençlerimize bu anlamda ulaşmasını umut ediyoruz. Sevgili gençler, sizler asırlar boyu dünyaya adalet, İlim, irfan dağıtmış bir ecdadın torunlarısınız. Biz sizlerin bu mirasa, ecdadınızın sizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Bu anlamda sizlere güveniyoruz. Ne olursunuz, babamızın, atamızın, ecdadımızın konuştuğu dili öğrenin ve bunları konuşun. Projede emeği geçen herkese İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere ilçe kaymakamımız Sayın Mustafa Edivan Beyefendi'yi mikrofona davet ediyoruz. Ben de bugün gerçekten önemli bir proje. Bu proje dahilinde baktığımızda 1000 yıl öncenin kitabını İngilizler öğrenip okuyor. Fransızlar 2000 yıllık kitabı okuyorlar.
veya işte geçmişte bugüne baktığımızda tarih boyunca maalesef biz 100 yıllık bir 1923'ten bu tarafa Harp İnkılabı ile beraber ancak bu şekilde kitap okuyabiliriz. Şimdi Osman Hoca'yı için aşağıda da Müdür Bey'in bahsettiği konularda baktığımızda sadece Osmanlıca olarak değil de öğrendiğimiz, ben aşağıda ilk defa öğrendim. Sadece Osmanlı döneminde değil ama Selçuklu ve Karahanlılar döneminde kapsayan bir Osmanlıca kavramından bahsettiğinizi ben ilk defa duydum. Bu tabii bizim için biraz daha özellikle kültürümüz açısından, medeniyetimiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü takdir edersiniz ki şimdi 1096 yanılmıyorsam Magna Carta Libertatum var. İşte ilk yazılı anayasa. Bu İngiliz kültürünün ve İngiliz medeniyetinin doğumu olarak bilinen bir anayasa. Şimdi herhangi bir İngiliz, biraz önce bahsettiğim gibi Sayın Bakanım, açıyor 1000 yıl önceki bir anayasayı okuyabiliyor. Veya işte Jean-Jacques Rousseau, işte bir Fransız genci, 200-300 yıl önce de yazılmış kitapları çok rahat bir şekilde okuyabiliyor. Şimdi maalesef bizde tabii geçmişte yapılan oldu bence çok önemli değil. Tabii bu projenin önemine binaen bundan sonra ne yapılabilir sen bakalım ona bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu şimdi bizi dinleyen gençler de okullarımızdaki bu proje dahil olan gençlerim ben çok o anlamda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi bu dilimizi öğrendiğimiz sürece dilimizle beraber kitap okuma kültürümüz gelişecek. Osmanlı kültürünün bize ihtiyacı yok Sayın Bakanım. Bizim Osmanlı kültürüne ve Osmanlı kimliğine ihtiyacımız var. Biz ne kadar çok Osmanlı'ya sahip çıkarsak, işte Balkanlar'da, Makedonya'da, Arnavutluk'ta, öbür tarafta, Suriye'de, Irak'ta, işte Mısır'da, Tunus'ta, Cezayir'de aslında hala Osmanlı'yı bekleyen bir sürü insan var. Benim de şahit olduğum olaylardan birisi işte Makedonya'ya gittiğimizde Üsküp'te akşam namazını kıldık. Arnavut bir imam. Türkiye'den geldiğimizi öğrenince hemen orada bir kahvede böyle bizim Aras'ta dediğimiz yerlerden bir de çay içerken dediği şuydu, gözlerimiz yaşardı. Neredesiniz? Hala gelmediniz. Hala 100 yıl geçmiş Arnavut bir imam Makedonya'nın başkenti Üsküp'te hala Osmanlı'yı bekliyor. Biz eğer tarihimize, kültürümüze, geçmişimize ve biz ecdadımıza sahip çıkacaksak, eğer nasıl baba oğlunun, oğul babanın mirasına sahip çıkıyorsa, biz de eğer Osmanlı'ya sahip çıkacaksak, bence Osmanlıca başta olmak üzere Osmanlı kültürünü daha çok yaşamak, daha çok yaymak ve daha çok öğrenmek gerektiğini düşünüyorum. Burada da Osmanlıca'nın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela bakıyorum Sayın Bakan, bilmiyorum belki o noktada çok derin bir bilgi yok ama işte bugün Rusya'da Türkoloji kürsüleri var. İşte Amerika'da var, orada var, burada var. Bizim mesela kendi üniversitelerimizde Türkoloji kürsüsü var mı bilmiyorum. Osmanlı kürsüsü var mı bilmiyorum. Önce biz kendi akademisyenlerimizle bence buna uygun bir şablonla yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü baktığımızda biz gerçekten hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Biz bu vücutla olduğumuz sürece zaten Batı medeniyeti ve herhangi bir bilimin başka bir ülkenin vatandaşı bizi Osmanlı olarak görüyor değerli kardeşlerim. Biz Osmanlıyız. Ben tekrar Sayın Bakanımıza lütfen buraya kadar geldiğinden dolayı, teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayat Vakfımıza bu değerli projeden dolayı, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yine belediyemize ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüze bu emeklerinden dolayı ve kıymetli kardeşlerimize de bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kaymakamımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gençler Osmanlıca yarışıyor lansman toplantımıza. Bu güzel programa bizleri yalnız bırakmayarak gelen değerli Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Orhan Erdem Beyefendi'ye kürsüye teşriflerini arz ederim. Buyurun efendim. Değerli kaymakamımız, belediye başkanımız, il müdür yardımcımız, ilçe müdürümüz, Hayrat Vakfı'nın, Uluslararası Eğitimciler Derneği'nin çok değerli
yöneticileri, okul müdürümüz, değerli öğretmenler, sevgili öğrenciler, basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz, bu program 15-20 gün önce aslında düşünülmüştü. Katılmak üzere planlandı, değiştirildi. Sonra benim katılmam icap etti. Dün de kendisiyle buraya geleceğimi, bu programın bugüne ertelendiğini söylediğimde, kendisinin bugün Cumhurbaşkanımızla bir programı var. Kıymetli protokole, heyete ve sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize çok selam ve saygılarını iletmemi arzu etti. Sayın Bakanımızın selamını da size arz etmiş olalım. Evet, önemli bir projenin lansmanındayız. Çok güzel ifadelerle anlatıldı. Ne yazık ki Latin alfabesine geçmekle birlikte neredeyse 630 yıllık, 700 yıla yakın hanedanın bütün birikimi ve eserleri, hatta Kaymakam Bey'in de söylediği gibi Türklerin İslam'a geçişiyle birlikte oluşan bu yazı, bin yıllık yazı ortadan kalkmış oldu ve uzun süre korkulan, okunulması, yayınlanması, bir yerde kursunun açılması korkulur bir yazı oldu. Aslında Türkçenin kendisiydi. Söylüyoruz, Osmanlı Türkçesi. Bir anımı anlatayım, çok kısa. Hepinizin tanıdığı çok önemli bir profesör. Bir programda 5-6 yıl önce, şu kolumuza manşetler takarız gömleklerimize, Osmanlı Tuğrası gibi bir manşetti. Görünce çok garipsedi. Orhan Bey dedi, bizim üniversitelerde filan bu mümkün değildi dedi yani. Biz böyle bir şey taksak çok farklı anlaşılırdı. Hayret, şimdi bu halde mi filan diye bu Osmanlıcanın gündeme geldiği günlerde bir hayretine şahit olmuştum. Oradan da görülüyor ki bir baskı ve korkuyla biz asıl dilimizden, yazı dilimizden uzaklaştık. Hepimiz biliyoruz ki geçmişini bilmeyen gelecekte başarılı olamaz. İşte Osmanlıca ile birlikte biz geçmişte geleceğe köprü kurmuş oluyoruz. İnşallah bu köprü sayesinde bu kopukluk kalktığında geçmişimizi daha iyi bileceğiz ve böylece de milleti millet yapan bu kendi dili, kültürü, örf ve adetlerine de daha sıkı sıkıya sarılmış, kavuşmuş olacağız. Hayrat Vakfı'yla yaptığımız protokol ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yaygın diye bir kalem var. Bu 2014'te başlamış kayda. O kayıttan bu yana neredeyse 14 bin kurs açılmış, 400 bin kişi de o şekilde, geçmiş kaydı olmayanları da düşündüğümüzde herhalde 5-600 bin kişi de Osmanlıca öğrenmek üzere kurslara, bunun en az 1/3'ü de sertifikalarını almış durumda. Bunun yanında vakfın kendi yaptığı kursların da bir bu kadar katkı verdiğini biliyoruz. Kısaca çok önemsediğimiz, çok anlamlı bulduğumuz bir lansmanın, yarışmanın böylece açılışını yapmış oluyoruz. İnşallah bütün gençlerimiz geçmişte yazılan Osmanlı Türkçesini okup yazmayı öğrenir ve tabii ki bir yabancı dili de en iyi şekilde ve en iyi şekilde eğitimlerini alarak dünyada örnek vatandaşlar olarak Bulgaristan'a, Makedonya'ya, Sudan'a, Cezayir'e, Fas'a, nereye gitse bir camide yazan Osmanlı eseri varsa mahcup olmadan en azından onu okuyabilir, okumaya çalışır ve kültürünün bağını kurmuş olur diye düşünüyoruz. Bu çalışmaya
katkı veren değerli belediye başkanımıza her zaman milli eğitimimizde çok katkı verdiğini biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Paydaş olarak bu yarışmada Hayrat Vakfı'na, Metin Beylere bir adında tüm ekibe teşekkür ediyorum. Uluslararası Eğitim Derneği'ne, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze böyle bir çalışmayı başlattıkları için teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olmasını dilerken her birinize sağlık ve başarılar diliyorum. Sizler bu güzel projeler destekini her zaman gösteren değerli belediye başkanımızı, Sayın Bakanımız bize takdim edecek. Alkışlar takdim edecek. Sayın Başkanımızın adı yazıyor orada. Evet, bekleteceğiz. Gürtel Kalesi'nin adımızıyla. Değerli İlçe Kaymakamımız da, değerli İl Milliyetin Müdürümüz adına, Ömer'in ara seyreden diye. Var mıydı Osmanlıca? Belki seni takdim edecekler. Var mı? İnternet yazılmış ama böyle bir tablo yok. Değerli Kaymakamımız da, İl Milliyetin Müdürümüz adına, İl Milliyetin Müdür Yardımcımız, Ömer'in ara seyreden diye. Evet efendim, bugün Bağcılar Belediyesi'nin yapmış olduğu bir programda yer aldık. İstanbul'da Liseli Gençler Osmanlıca Yarışıyor programıydı. Yanımızda Bağcılar Belediyesi Başkanı efendim Lokman Çağrıcı var. Efendim sizler bu programda yer aldınız. Sizlerin duygu ve düşüncelerini rica ediyoruz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayrat Vakfı ve Bağcılar Belediye'miz bir de Uluslararası Öğrenci Derneği ile beraber hazırlamış olduğumuz bir proje. Burada tabii ki özellikle tarihimizin Osmanlı arşivlerinden ve Osmanlı kaynaklarından çok daha iyi öğrenilmesi adına öğrencilerimizin Osmanlıca öğretme projesi ve bu projeyle birlikte çok daha kesin ve iyi bir tarihi kaynağa ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün baktığımız zaman yazılışı bile Osmanlıca olan İstiklal Marşımızın orijinal metnini okuyamaz bir durumdayız. Bugünkü Türkçe ile Osmanlı Türkçesi birbirine çok uzak değil. Belki birkaç formülle çok rahat öğrenebilecek bir dil. O açıdan gençlerimiz hem heyecanlılar hem de Osmanlı arşivlerinde birçok belgeye çok daha rahat ulaşabilecekler. Bugün baktığınız zaman Balkanlar başta olmak üzere birçok coğrafya ile ilgili yine belgelerin Osmanlı arşivlerinde olduğunu görüyoruz. Ve yine Cumhuriyet dönemi öncesi, Cumhuriyet dönemi ile ilgili belgelerin Osmanlıca olarak olduğunu görüyoruz. Birçok eserin kütüphanelerimizde Osmanlıca olarak duruyor olmasına rağmen anlamıyor olmamız ve onu okuyamıyor olmamız gerçekten bizleri üzüyor. Onun için de öğrencilerimizin Osmanlıca öğrenerek yakın tarihine ve yüzyıllar öncesindeki tarihine çok daha rahat ulaşımları da sağlanmış olacak. Pekala, TV60 olarak bu güzel lansmandan teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim.